Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJet, Tatava'yı sunar. Irmak, Çağrı ile Berk rejiye gitsinler, dinlesinler bizi. Çağrı ile Berk'e girecek şimdi. Abi evet, şimdi az önce çekim esnasında şimdi bu sıcak geçmenin üstüne dinledik, kayıtları dinledik. Faul yapıyor diyor. Yatabare faul mal yapmıyor. Yatabare, ben bir yere vardıramadım. Yatabare offside de falan değil. Şimdi bunlar, bir de arkada bir tanesi diyor ki, abi diyor, offside mi emin miyiz diyor. Ya vah, vah ki vah, tüh ki tüh ya. Yani bak, o da büyük ihtimalle Bülent'tir abi. Bülent birinci oğlu mu ne, bir tane avar hakemi var. Özgüç diyor ki, hem diyor faul var diyor, hem de diyor Nelson'un omuzu çizgide diyor. Nelson'un omuzu çizgide diyor, offside kabul ediyoruz diyor. Ulan Nelson'un omuzu çizgideyse nasıl offside oluyor ya? Öbür, abi, orada da bir kişi de demiyor ki, abi adamın omuzu çizgideyse bu nasıl offside olur mu diye soruyor. Yani şu an sanki bizim bildiğimiz dışında bir zaten, kural üzerinden yani değerlendiriyorlar. Erkan Özdemir da zaten dünden razı iptal etmeye. Abi Nelson'a çok net diyor, faul var diyor. Ben nerede faul var? O zaman faul çağır. De ki, ben offside'i görmedim. Faul verdim de. Abi, o zaman de ki, ben offside'i görmedim. Bence yok ama faul var de. O zaman faul ver. O da tartışılır ama ver yani. Sen hiç olmazsa faul ver. Abi bunların ikisinin de hakemlik makemlik yapmaması lazım. Yani Özgüç Türkalp'in zaten hakem olmadığı belli. Yıllardır belli. Yıllardır bunu bu camia sırtında taşıyor. İyi bir çocuk diye. Ne yapayım abi, yani cami yaptırsın iyiyse. Yani iyilikle kötülükle bu işler olur mu abi? Ya bu işler iyilikle kötülükle olur mu? Öbür türlü Enkudu pozisyonuna da gelelim. Erkan Özdemir da iptal etmeye meyilliymiş yani. Onu da söyleyeyim. Saygın diye birinden bahsediyor, Saygın diye. Saygın kimse, o da herhalde grafiker falan. O arkadaşın da görevine son versinler. Yani o gün orada kim varsa son versinler. Atilla Karaoğlan da var hakemiyle konuşuyor. Var hakemi bence şiddet var, gel bir izle diyor. Bence yok diyor. Ben gördüm diyor. Yok yok, sen bir gel diyor var hakemi. Gidiyor. Bence şiddet yok. Kitsuyu abartıyor diyor. Atilla Bey. Ama Kitsuyu'nun burnunda hafif bir esneme var. Nasıl yapacağız abi? Bu zaten bence var kayıtların açıklanmasıyla birlikte yani merkez hakem konu şöyle, ben bir şey demiş lazım. Söyleyeyim mi? Bak, arkadaşlar biz yanlış adamlara hakemlik yatırımı yapmışız. Türk hakemliği bu dakikadan itibaren hiç toparlanmaz. Bak beni dinleyin. Bu dakikadan itibaren hiç toparlanmaz. Bu gerçek bir dinamittir. İyi oldu ama. İyi oldu. Gerçek. Şimdi ben size yani gerçekten bu işte Bu iş çözülsün abi. Samimiyetinde olan herkese anlatıyorum. Bu iş çözülsün abi. Samimiyetinde olan herkese anlatıyorum. Arkadaşlar, biz 8 Mart darbesi yaşadık. Bu kolay ve basit bir şey değildi. Burada sol liste var, sağ liste var. Listenin solunda hakemlikleri bitirilenler var. Listenin sağında hakemlikleri terfi edilsin istenenler var. Tamam? Şimdi soldakilerin bir kısmı bugün devam ediyorlar. Ama bir kısmı görevden alındılar. Kim onlar? Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar. Peki şimdi şöyle bir düşünelim. Irmak sen de düşün. Şimdi senle ben burada Tatava'yı yapıyoruz. Tamam mı? Berk Göl, efendim, bizim Rıdvan hı hı. Çağrı. Bunlar da bizimle birlikte bu işi yapıyorlar. Yani aynı yerde çalışıyoruz. Ekibiz. Sen Fırat'sın, ben Cüneyt'im. Ya da sen Cüneyt'sin, ben fark etmez yani. Tamam mı? Bizim gibi böyle bir sürü arkadaş var. Şimdi bir tane adam geliyor, diyor ki ben bunları istemiyorum. Dışarıdan biri geliyor. Patronlarımız falan değil. Bizi yiyorlar. Seni de beni de yiyorlar. Tamam mı? Bizim gibi işte birkaç kişiyi daha yiyorlar. Uğur yiyorlar. Ali Ece'yi yiyorlar. Mustafa'yı yiyorlar gibi düşün. Bizim bize yapılan bu darbeye tepki gösteren Ali Yaşar var diyelim. Tamam. Bir de kim olsun? Bizim Sergen olsun. Sergen'le Ali Yaşar diyor ki
bizim bu Irmak'a, Serdar'a, Ali'ye, Uğur'a, Mustafa'ya, Ilgaz'a yapılanları kınıyoruz diyor. Tamam. Onları da kabul ediyorlar. Öte yandan yok etmiyorlar. Öte yandan Berkgöl, Çağrı, efendim Rıdvan gibi arkadaşlar da yükseltiliyorlar. Sonra bu kararı alanlar kovuluyor. Biz tekrar göreve iade ediliyoruz. Hepimiz tekrar programlarımıza geri kazanma hakkına sahip oluyoruz. Tamam? Sonra birimiz diyoruz ki ya ben artık buradan soğudum. Ben gideyim televizyonculuk yapayım. Birimiz de diyoruz ki ben de artık bırakayım. Sana diyorlar ki mesela sen demiş ol onu. Seni de eğitim dairesi başkanı yapalım burada. Ya şimdi biz, ben, sen, Ali, Mustafa, Uğur tüm gücümüzle elimizde ne kadar kuvvet varsa bu kalanlar için bir hareket yapmaz mıyız abi? Yaparız. Demez miyiz ki lan bunlar düzenin adamı demez miyiz? Her yerde konuşmaz mıyız? Tabii. Ya bir daha bizim gibi kovulanların Berkgöller, Çağrılar, Rıdvanlar gibi kalıp yükseltilmeye çalışılanlara karşı aynı ortamda bulunma ihtimalimiz olabilir mi ya? Ya onlar ya biz deriz kardeşim. Tabii. Şimdi burada aynı ortamda bulunuyorlar hesapta. Şimdi bunlar birbirlerinin içinde de biri var da biri var da biri bilmem nerede. Şimdi ben seninle yayın yapıyorum. Berkgöl geldi demin dedi ki Erkan Özdemir'in hiçbir suçu yok dedi. İşte tipik Galatasaray medyası. Ya nasıl yok ya? Nasıl hiçbir suç yok ya? Bu zumbacıyı savunmanın bana yok, sebebini söyler misin? Ben de suçsuz olduğunu düşünmüyorum adam, abi yani. Adam görmediği şeyi vermiş kardeşim. Nasıl suçsuz ya? Ya bak bu aklama çalıbalarını falan bırakın. Bu trolleşmeleri bırakın. Yok kansermiş de askerlikten bilmem. Bize ne abi? Geçmiş olsun yani. Allah sağlık sıhhat versin. Ya biz bunlara mecbur muyuz ya? 12 kilometre koşmuş da isterse 25 kilometre koşsun. Atlet mi arıyoruz? Adalet de açık adam mı arıyor? Görmediği bir şeyi nasıl verirsin ya? Ya biz bu Fırat'a yıllarca görmediğin adama lan dedi diye duymadın yanlış adam attı demedik mi kardeş? Erkan Özde vardı hiçbir şey yok. Tipik Galatasaray tepkisi. Abi tabii şimdi biz işte yayındayken şimdi, mesela... O zaman da benim bak o zaman ben derim ki o zaman benle sen hani biz kovulduk bir daha geri geldik ya ikimiz. Hı hı. Ya ben seninle tatava yapıyorum. Ben seninle Ali Ece'yle son rant yapıyorum. O zaman ben derim ki benim şeyimde, rejimde efendim Çağrı, Berk şey olmasın kardeşim. Rıdvan olmasın derim. Tamam. Bu adamlar da diyorlar ki benim avarımda, varımda bunlar olmasın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir ortamdan sağlıklı bir sonuç çıkar mı abi? O zaman bunları da hepsini yok edeceğiz. Yeni bir nesil getireceğiz. Başka çare yok. Başka çare yok abi. Yalanlar üstüne doğru gerçekler kurulamaz. Yalanlar üstüne gerçek bir şey kuramazsınız. Burada birbirine güvensizlik var, bölünmüş bir yapı var. Bunu yok edeceksin, yenisini kuracağız. Tabii olay sadece VAR kayıtlarını açıklamakla da olmuyor abi. Yani burada Merkez Hakem Kurulu da diyecek ki abi biz bu adamları tamam abi. Hani yanlış adamlara hakem kokartı vermişiz, düdük vermişiz. Mehmet Aslan açıklamış Hürriyet Gazetesi'nin spor müdürü Özgüç Türkalp'in hakemliği bitti diye. Artık bir zahmet yani. Zahmet oldu yani. Erkan Özdemir sezon sonuna kadar maç almasa ne olur? 7 hafta, 8 hafta sonra maç alsa ne olur? Bir daha nasıl maç yönetecek ya? Ya bu adam bir daha nasıl maç yönetecek? Kardeşim görmediği bir şey çalmış adam. Ya görmediği, diyoruz ya gördüğünü çal. Bak deniyoruz biz gördüğünü çalıyoruz değil mi? Gördüğünü çal. Klasik cümle gördüğünü çal. Ya sen görmediğin bir şeye Özgüç dedi diye, Ahmet dedi diye, yarın öbür gün bilmem ne hoca efendi dedi diye vermeyeceğini nereden bileceğim ben seni? Yanlış görmenin bile bir izleri var yani. Bilmem ne bahisçisi dedi diye yapmadığını nereden bileceğim ya? Böyle bir güvensiz bir adamla devam edebilir misin?
ve işi güven dağıtmak olan. Atilla Karaoğlan'ınki nispeten anlaşılabilir. Bana göre ben Sarı'da kalıyorum diyor. Orada bir tartışma var VAR hakemiyle. VAR hakemi diyor ki ya bunu at. Bunu at demiyor da bence şiddet var diyor. Atilla Karaoğlan diyor ki bana göre o kadar yok diyor. İyi de Atilla Karaoğlan senin kitsünün burnu esniyor abi. Veya sen o 8 Mart darbesini yapanlardan bir tanesinin Ahmet Nur Çebi olduğunu bildiğin için mi acaba sana göre şiddet az? Şimdi bunların hepsinde ya o zaman artık bu ekipten bir şey olmaz. Ya bu üründen, bunlardan bir şey olmaz. Biz yani daha nasıl anlatalım arkadaşlar? Daha nasıl anlatalım? Bunların hiçbirinden değil. Bak hiçbirinden bir şey olmaz. Bu hakemlikleri yok. Bunları yok edeceksiniz. Yeni bir nesil üreteceğiz. Ha bu yeni nesil üretene kadar ya bir yıl futbol oynamayacağız abi biz. Bir yıl yeni hakem yetiştireceğiz. Yahut bir yıl futbol devam edecek. Devam ettiği müddetçe de yabancıları getireceğiz abi. Varsa başka fikriniz önerin. Yoksa itiraz etmeyin. Teşekkür ediyorum. Yani evet bunun arkasından ama... Senin yorumlarını da merak ediyorum. Abi yok benim yorumum seninle çok gayet paralel abi. Olay sadece VAR ışıklamakla olmuyor. Yani ben videoyu izlerken abi burada işte Çağrılar, Berkler'le birlikte baktık. Abi böyle sonunu merak ettiğin filmler olur ya bir gerilirsin yani nereye varacaktı. Daha diyorum buradan ne açıklayacak acaba? Yani arada diyalogları duyuyorum. Ya diyor ki burada faul olabilir 8 numara Nelson'u itti diyor. Lan bakıyoruz bir şey yok. Offside olabilir diyor ama Nelson'un ayağı çizgide diyor. E çizgideyse zaten offside olmaması lazım. Yani sanki bizim bilmediğimiz bir kuralı hayata geçirmek için bir çaba varmış gibi. Abi bence elle tutulur hiçbir yeri yok. Bunun üzerine hakikaten çok keskin bir yaptırım artık bir şey olmazsa. Yani bu da dostlar alışverişte görsün eylemine döner yani bu VAR kayıtlarının açıklanması. Çünkü ilk defa oluyor. Ben bu şeffaflığın bu gibi durumlarda bir çözüm bulmak adına bir adım olabileceğini düşünüyorum. Ama bizim sadece futbol habitatımızda değil, genel toplumda bunlar hep dostlar alışverişte görsün abi. Birisine ceza veriliyor. İki gün sonra bir bakmışsın ceza geri çekilmiş. Bir şey hedef gösteriliyor. Bir bakıyorsun arkasında hiçbir şey yok. Bu da gene öyle bir yere varırsa da işte ürün diyorsun abi. Ürün dediğimiz aslında futbolun kendisi. Abi, biz kime ne satacağız izlemez, abi bunu? Kimse izlemez abi. Ben bir sporcu Katar devlet başkanı olsam bu işe el koyarım ya. Vallahi ya. Siz yapamıyorsunuz biz yapalım diyelim. Bak neden? Neden anlatıyor? Yani bir kulüp kendi yatırım gidip, yaptı ürün çünkü. Ya bir kulüp gidip bak bir hakeme dese ki bir hakeme para verip satın alsa. Bir kulüp gidip bir hakeme para verip satın alsa hakem böyle yapmaz biliyor musun? Bu kadar yapmaz değil mi? Ya yapmaz ya. Bilmediği bir şeyi yapmaz. Görmediği bir şeye karar veremez adam. Değil mi? Önceden planlasalar yani, abi ne yapıyoruz? Bunu yaparsak bizi yerler derler. Bu organize bir iş olsa başka türlü olur biliyor musun? Ya o yüzden ben diyorum yani hani arkasında çok yani, şey teorik üretilir. Yani oraya gelmez bile. O pozisyon iş bilmezlik. Gelmez. İş bilmezlik, uzaylılık başka bir şey değil bana kalırsa da yani. Ama yani benim... ama biz bu kadar gerizekalılık çekmek zorunda mıyız abi? Yani evet değiliz. Kesin değiliz abi. Yani hani medyası futbol severi abi millet birbirine hayatını değiştiriyor ya. Maç izleyecek, Fenerbahçe kazanacak, Galatasaray bir şey yapacak diye insanlar abi, hayatına şekil abi, veriyorlar yani. Kim kazanırsa kazansın abi. Bize ne? Biz rekabeti koruyamazsak. Fener Galatasaray çatladı tabii spor değil. Rekabeti sağlayamazsak izlenmez. İzlenmezsek de dönerci oluruz. Pilavcı oluruz. Onu da batırırız diyorsun. Onu da batırırız. Yani bu şaka değil. Hadi biz pilavcı oluruz, batırırız. Hadi benim eşim çalışır. Senin işte efendim anam babam bakar. Bilmem biz idare eder. Siz ne yapacaksınız ulan hakemler? Hadi futbolcu kalkır şeye gider futbolcu. Ne derler onun adına? Yurt dışında oynar. Oynamaz.
siz ne yapacaksınız ya? Evet, bakalım olaylar nereye doğru evrilmeye devam edecek. Ama en azından Sabri Çelik'in gitmesi lazım. Gerçi şu andan itibaren artık Sabri Çelik zaten MHK başkanı değil. Yani Sabri Çelik şu andan itibaren zaten MHK başkanı değil. Şu andan itibaren MHK başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizzat kendisi, sen kalk ben yapacağım demiş. Belli oldu ya. Yani. Abi işte öyleyse oldu. De o zaman oraya o işi hakkıyla yapacak birisi oturtursun abi. Niye yani böyle bir işte buradaki düzen evet, de böyle. Abi işte ben onun da yabancı olması gerektiğini düşünüyorum. Belki de evet abi. O da yabancı olsun. Yani sizin ulaşamayacağınız noktalara ulaşabilecek birisi olsun. Neyse. Biz kendimiz anlatacağız. Kendimiz. En son benim dediğime gelecekler de dur bakalım ne zaman. Yani bu oraya doğru gidiyor. Bence de oraya doğru gidiyor. Şimdi tabii derbiyi konuşuyorduk. Bu gelişme derbiyi sıcak geçiyor. Derbiyi bir tarafı yok abi. Derbiye kadar bugün iki tane hakeme de Allah yardımcı olsun. Yani dün Fenerbahçe maçı geçmiştir. Nasıl yönetti Kadir Sağlam bilmiyorum. İyi de bir hakem değil. Öbürü de Ankara Gücü maçı yöneten arkadaş da yani mümkün mertebe sarı kart vermeyeyim de böyle rahat bir maç geçsin diye dua ediyordur. Türkler bu maçları yönetemez. Halil Umut nelerde diyor Türkiye kardeşim. Bir tek ben kaldım. İhale bende. Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJet, Tatava'yı sundu.